Merhaba arkadaşlar, ben Tuğba. ET310 topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında bir video hazırladım ve onu sunacağım. PHP nedir ile başlayalım. Açılımı personal homepage'tir. Kişisel ana sayfa olarak çevriliyor. Sunucu yani server taraflı, çok geniş bir kullanım alanı olan ve HTML içerisine gömülebilen bir programlama dilidir. Birçok web sitesi de PHP ile çalışmaktadır. Peki bu tanımda da geçen sunucu taraflı denilen şey nedir? Bunu daha iyi anlayabilmemiz için web geliştirmeyi ikiye ayırmamız gerekiyor. Bunlar frontend yani işlemci tarafı ve backend sunucu tarafıdır. Gelin bunu restoran örneğiyle daha iyi anlayalım. Frontend yani işlemci tarafı kullanıcı arayüzünü temsil eder. Kullanıcıların sunucu ile görsel olarak etkileşime girdiği alandır. Örneğin bir lokantaya gittiniz ve sipariş verdiniz. Bu aslında Facebook'un kullanıcı ekranında kullanıcı giriş ekranında kullanıcı adı ve şifrenizle uygulamaya giriş yapma isteğini temsil eder. Yani ikisi de aynı şeydir. Backend yani sunucu tarafı ise benzer şekilde yemeğin arka tarafta mutfakta hazırlanıp müşteriye getirilmesi, yani Facebook'a giriş yapıp sunucunun ana sayfaya getirmesi diyebiliriz. Frontend ve backend kavramlarını tanıdık. Frontend'de HTML, CSS ve JavaScript gibi diller kullanılırken backend'de ise ASP, .NET, Java ve PHP gibi diller kullanılır. Biz de videomuza PHP ile devam edeceğiz. PHP kodlarını çalıştırabilmemiz için PHP tagları arasında yazmamız gerekir. Başlangıç tagları küçüktür işareti, soru işareti ve PHP iken bitiş tagları ise soru işareti ve büyüktür işaretidir. PHP kodlarını çalıştırabilmemiz için PHP tagları arasında yazmalıyız dedik. Bir diğer koşul ise bilgisayarımızı sunucu olarak göstermektir. Bu da XAMPP paketiyle mümkündür. XAMPP içerisinde web sunucusu, veri tabanı yönetim sistemi barındıran bir yazılım paketidir. XAMPP ile birlikte gelen yazılımlar Apache, MariaDB, PHP, Perl. Apache açık kaynak kodlu bir web sunucusudur. PHP kodlarını burada çalıştırırız. XAMPP indirdikten sonra XAMPP kontrol paneli karşımıza gelecektir. Burada Apache'yi çalıştırıyoruz ve artık PHP kodlarımızın çalışmaması için hiçbir neden yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.